Merhabalar. Bugünkü edebiyat sohbeti konu başlığımız edebiyatın sinemayla buluşması olacak. Dünya sinemasına damgasını vuran filmlerin uyarlaması olan kitaplardan bahsedeceğiz. Yani sinemaya uyarlanan değerli kitaplardan ve bunların film ayağından bahsedeceğiz ki bugün daha çok aslında filmleri daha ünlü olan filmleriyle bildiğimiz kitaplardan bahsedeceğim. Yani dünya edebiyatına damgasını vurmuş en büyük eserlerin sinema uyarlamalarından çok sinema uyarlaması, dünya sinemasına damgasını vurmuş, köşe taşı olmuş filmlerden ve bunların eserlerinden bahsedeceğim. Pek çoğunu aslında pek de bilmiyoruz. Yani hatta bazıların basımı dahi yok Türkçe'de. Var ama yani şu an basımı yok. Yani daha önce yapılmış, eski dönemlerde basımları yapılmış ama şu an ancak nadir kitaptan bulabileceğiniz noktada olan eserler de mevcut. O yüzden hani bugün sinemaya daha odaklandığım, uzun zamandır sinema oynatma listesi içinde bir video çekmiyordum. Sinemaya daha odaklandım ama edebiyatın da sinemaya olan katkısını gerek oyun bazında gerek roman bazında göreceğiz. Böyle bir video çekeceğim sizler için. Ve yaklaşık 40 tane filmden bahsetmek istiyorum. Tabii ki illa unuttuklarım olabilir. Bu arada yani bu 40 tane filmden bahsedeceğim ama bunların dışında da çok büyük eserler var tabii ki. Pek çok güzel sinema uyarlamaları var. Unuttuklarım mutlaka olacaktır. Ama ben belli başların olanlarını her zaman olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Eğer bazen ismen unutabilirim yazar isimleri veya yönetmen isimlerini. Onları da zaten videonun açıklama kısmına mutlaka detaylı bir şekilde yazacağım ki bu filmleri izleyebilirsiniz ve bu kitapları da okuma şansınız olsun. Burada bahsettiğim bütün kitapların Türkçe çevirisi var bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Türkçe çevirisi olmayan hiçbir kitabı uyarlandığı filmi buraya almadım. Listeye koymadım. Mutlaka hepsinin Türkçe çevirisi var ama kimisinin çevirisi 1970'lerde kalmış. Nadir kitaptan bulabiliyorsunuz. Kimisinin çevirisi yeni olmasına rağmen yine basımı tükenmiş. Bulamıyorsunuz. Bir de tabii bulabildikleriniz daha yeni baskıya girmişler de var. Bütün bunlardan bahsedeceğiz. Hangisinin nasıl olduğuna dair. Şimdi dünya edebiyatının, dünya sinemasında kitap uyarlamaları dediğimizde ta 1920'lere kadar gitmek gerekiyor. Siyah beyaz zamanlar, sessiz film zamanlarına kadar gitmek gerektiğini düşünüyorum. İlk aklıma gelen Lon Chaney diye muazzam bir oyuncu vardır arkadaşlar. Yani o yüzünü muazzam kullanan, makyaj ustası bir kişi. Operadaki hayalet, yani operadaki hayaletteki o The Phantom hayalet rolünü oynayan Lon Chaney filmi ki yönetmenlerinden birisi de kendisidir bu arada. 1925 yapımı. Operadaki hayalet zaten Gaston Leroux'un çok meşhur bir eseri. Ondan uyarlanma bir filmdir ki sinema tarihinin gerçekten o siyah beyaz dönemin en özel filmlerinden bir tanesidir. Bilmeyen, izlemeyen arkadaşlarım için mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Hani 1925'tir. Ne olacak 1920 filmini izlememe ne gerek var demeyin. Hakikaten Lon Chaney muhteşem bir iş çıkarıyor. Zaten hani adı bin bir surat. Lon Chaney pek çok farklı karaktere girmiş, bürünmüş, enteresan bir oyuncu. Tavsiye ederim operadaki Hayalet'in sinema versiyonu, kitap versiyonu zaten çok daha meşhur olanlardan bir tanesi. Biraz daha zamanı ilerleteyim. 1930'lara gelelim. 1934'te William Somerset Maugham'ın İnsanın Esareti diye meşhur bir romanı var. İş Bankası Modern Klasikler'de bulabileceğiniz hacimli bir eserdir. Onun sinemaya uyarlanması 1934 yılında uyarlanıyor. Of Human Bondage diye de yani İngilizcesinde öyle bulabilirsiniz arattığınızda internette. Siyah beyaz ama yine oyunculukların çok da güzel olduğu, sinema olarak yani bir film olarak tavsiye edebileceğim bir filmde 1934 versiyonu ki daha sonra da İnsan Esaretin farklı versiyonları çekildi bu arada. Ama o ilk versiyon, 34'teki versiyon her türlü orijinalliğiyle izlenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Gelelim birazcık daha zamanı ilerlettik. İkinci Dünya Savaşı'nı atlattık. 1950'lere geldik. 1952'de Orson Welles diye harika bir oyuncu ve yönetmen var. Orson Welles'in bu hafta ben Otello'yu anlattım sizlere. William Shakespeare'in değerli oyununu. İşte Otello'nun uyarlaması var. Orson Welles de Otello rolünü oynuyor. Ve hakikaten o işte 52 yapımı filmde muhteşem. Bu tabi muhteşemlikteki en önemli katkı Orson Welles'in kendisinden dolayı. Yani iyi oyunculuklar filmleri tabii ki alıp götürüyor. Orson Welles de çok değerli bir yönetmen ve oyuncu bildiğiniz gibi. 1952 yılındaki Otello uyarlaması çok önemli. Tabii Shakespeare'in bir başka eserinin çok yıllar 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 sonra Anthony Hopkins uyarlaması var. Ondan da bahsedeceğim sizlere ama şimdi 52'deki Orson Welles'ten bahsetmiş olalım.
1958 yılında İhtiyar Adam ve Deniz diye Türkçe'ye çevrilen Ernest Hemingway'in muhteşem romanının sinemaya uyarlaması var. John Sturges'ın yönetmenliğini yaptığı. Hakikaten çok efsane filmlerden bir tanesidir. Çok güzeldir. 1958 yılının şartlarında çekilmiş olmasına rağmen. Hem bence iyi bir roman uyarlaması hem de film olarak da gayet başarılı buldum. O dönemin şartlarına göre iyi bulduğum filmlerden biridir. Bu film mutlaka yine hani izleyin dediğim filmlerden bir tanesi. 1960'lara geliyoruz. 1964 yılı Anthony Quinn'in muhteşem oyunculuğu The Zorba The Greek. Kazancakis'in Zorba romanı biliyorsunuz. Burada incelemesini yaptım. Harika bir roman. Mihail Kakuyannis'in yönetmenliğinde her şeyle mükemmel bir filmdir Zorba. Yani kitap da muazzamdır da film ayrı bir özeldir. 1964 yapımı bu film. Hakikaten çok ama çok önemlidir sinema tarihi açısından. Zamanı birazcık daha 60'ları birazcık daha sonlarına doğru ilerletirim. 1968 Stanley Kubrick'in A Space Odyssey 2001 Uzay Yolu Macerası ki Arthur Clarke'ın romanıdır. Zaten o Arthur Clarke romanı daha sonra seri haline devam etmiştir. Bu eseri birlikte Stanley Kubrick'le birlikte yazmışlardır. Yani önce film için senaryo olarak yazılıp Clarke'ın öykülerinden esinlenip yazılmış birlikte. Sonra da romanlaştırdığı filmden hemen sonra da romanı çıktı piyasaya. Arthur Clarke bilim kurgu edebiyatının en önemli yazarlarından bir tanesi. Stanley Kubrick'le birleşince tabii ki muazzam bir film oluyor. 2001 Uzay Yolu Macerası. 68'de Pierre Boulle'un Maymunlar Cehennemi diye Türkçe'ye çevrilen, Maymunlar Gezegeni diye bugün İtaki Yayınları tarafından basım olan harika bir eseri var. Yani Pierre Boulle'un bu eseri muazzamdır. Onun sinema uyarlaması da muazzamdır ama Pierre Boulle'un bir eseri daha var. Atlamayayım. 1957 yılında Kıvay Köprüsü. Kıvay Köprüsü'nün filmi de çok meşhurdur. Kitabı maalesef bugün ancak 1973 baskısı yanlış hatırlamıyorsam Nadir Kitap'tan bulabiliyorsunuz ama yeni basımı yok. Keşke olsa. Ama sinema tarihi açısından Kıvay Köprüsü 1957 yapımı film çok önemlidir. Maymunlar Cehennemi'de zaten hem bilim kurgu edebiyat açısından çok kıymetli bir eser. Sineması da yani film versiyonu da çok ama çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi 69'a gelelim. Darwish Merjui diyoruz. İran sinemasının önemli yönetmeni. İran'ın yeni filminin önemli yönetmeninin Siyah Beyaz Gav İnek adlı filmi. Gav'ın ineğin uyarlandığı kitap da burasıdır. Bayel Ağaççıları. Gulam Saadi'nin ki Gulam Saadi Sadık Hidayet hep İran edebiyatına bildiğin ama Gulam Saadi çok önemli bir yazardır. Yapı Kredi yayınlarından eserleri çıkar. Dördüncü hikaye şu hikayeden esinlendi. Bu yani sinemaya uyarlandı diyelim. Esinlendi mi? Sinemaya uyarlandı bu film. Meşedi Hasan'ın hikayesidir. Hikaye birazcık Kafka'nın böceğine benzer. Dönüşümüne benzer. Enteresan bir hikayedir. Film olarak da çok ama çok özeldir. Yani gerçekten İran sineması zaten başlı başına efsane o hani tartışmıyorum ama bu da çok ama çok özel bir eser. Darwish Merjui'nin filmi, inek filmi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yani internette bulabilirsiniz. TRT2 de geçenlerde yayınladı inek filmini. İran sineması deyince ilklerde gelen filmlerden bir tanesidir. Benim için de çok özeldir. Belirtmiş olayım. Gelelim 1970'lere. 70'ler denince tabii çok sayıda film var. Yani çok sayıda özel uyarlama var. 70'ler gerçekten çok bereketli o anlamda. 1971 Stanley Kubrick'in Otomatik Portakalı, Anthony Burgess'in romanı. Otomatik Portakal biliyorsunuz İş Bankası modern klasiklerde en çok satan eserlerden bir tanesi. Distopya tarihinde de yani edebiyatta distopya tarihinde de çok önemli bir eser. Onun sinema uyarlaması da zaten her zaman çok ilgi gördü ve çok da efsane bir işe dönüştü bildiğiniz gibi 70'lerde. Gelelim 72. 1972 Fred Coppola The Godfather baba serisi Mario Puzo'nun romanından hakikaten yani öyle bir seri ki 72'de baba 1 geliyor 74'te baba 2 geliyor The Godfather'ların 1 ve 2'si geliyor. Yani Al Pacino'su Marlon Brando'su Robert De Niro'su yani yok öyle bir seri. Ve gerçekten de hem edebi anlamda hem de film anlamında muazzam işler. Mario Puzo'nun romanı bugün E yayınlarında.
Baba adıyla yayınlanıyor. Hani isteyen arkadaşım okuyabilir. En son 2015'te baskısı olmuş. Sinema tarihi açısından çok önemlidir. Edebi açıdan da Mario Puzo önemli bir yazardır. Polisiye açısından en azından. Sakin Doğan'ın Şafakları diyorum. Yıl 1972. Boris Vasilyev'in romanından uyarlama. Boris Vasilyev'in romanını bugün Yar yayınlarından bulabilirsiniz. Sovyet sinemasının önemli bir yapıtıdır Sakin Doğan'ın Şafakları. Hem edebiyat açısından da önemlidir. Sovyetler'de 70'lerde gerçekten çok özel işler oldu. Şimdi çok özel işler oldu deyince aklınıza ilk gelmesi gereken isimlerden mesela Andrei Tarkovski tabii ki. Yani Tarkovski sineması zaten şiirsel sinema diye geçiyor. Ve babası Arseni Tarkovski şair ki ben burada Tarkovski'yi anlattım. Hem Uzaylı Piknik'ten çevrilen, senaryo oluşturulan eserinden, İş Sürücü'den hem Solaris'ten bahsettim ama şimdi yeniden bahsedeyim onlardan. 72'de Solaris, Stanislav Lem'in romanından uyarlandı, Polonyalı yazarın. Lem'in Solaris'i bu arada İletişim Yayınları'ndan bulabilirsiniz. Fakat Lem çok kızgındı Tarkovski'ye çünkü onun daha serbest uyarladığını düşündü. Ve yani kitabına sadık kalınmadığını düşünerek kızgındı ama bence hani Tarkovski yine yakın geçmiş Solaris'e. Çünkü bir de iz sürücümüz var, Stalker'ımız. Stругацкий kardeşinin Uzayda Piknik, Arkady ve Boris Stругацкий'nin Uzayda Piknik eserinden uyarlama. Ki senaryosunu yazanlar da bu arada Stругацкий kardeşler. Ama hani kitapla film arasında daha kadar fark var. Film zaten sinema tarihinin en büyük yapıtlarından bir tanesi. Tarkovski'nin Stalker'ı. Tarkovski demişken şurada mühürlenmiş zamanı da göstermem lazım. Tarkovski bu arada iyi de bir yazardır. Yani onun sanatla, sinemayla, edebiyatla da güzel bir ilişkisi var. Başka kitapla da var bu arada Agora kitaplığından çıkan. Ama Mühürlenmiş Zamanı onun en önemli eseri okumanızı tavsiye ederim. Andrei Tarkovski'nin yani sadece bir yönetmen olarak bakmayın kendisine. Muazzamdır yani. Vefatı gayet üzücü de olsa dönemin şartları içerisinde çok özel bir yönetmendi, çok başarılı bir yönetmendi. 1973 Serpico bir polisiye eser. Peter Mason'ın eseri Serpico. 2015'te Zodiac Kitap tarafından şu an baskısı var. Hakikaten Sidney Lumet'ın filmi çok muazzam bir filmdir Serpico. İzlemenizi tavsiye ederim. Kitabı da tabii ki erişin yani kitabına da dediğim gibi şu an baskısı var. Bu anlamda önemli. 1975 Guguk Kuşu yani Miloš Forman'ın film sinemayı uyarladığı eser. Hakikaten çok ama çok özel bir filmdir Guguk Kuşu. Şu an kitabı 2000 yani bu geçen sene pardon Salt Okur tarafından yeniden baskısı yapıldı. Pardon, Guguk Kuşu'nun baskısını Efesus yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Kitaplar karıştı. Kremer'le karıştırdım. Kitabını bulabilirsiniz Guguk Kuşu'nun ama filmi de gerçekten hani sinema tarihinin en özel performanslarından bir tanesidir. En enteresan filminden bir tanesidir. İzlemesi de hiç kolay değildir aslında ama çok özel bir filmdir Guguk Kuşu. En çok sevdiğim filmlerden bir tanesi tavsiye ederim. Gelelim birazcık daha zamanı ilerletelim. Yıl 1979 işte Kremer'e karşı Ev Korman'ın romanından uyarlanan film. Muazzam bir film gerçekten. Yani Kremer'e karşı o babanın mücadelesi harikadır. Yani dediğim gibi Salt Okur işte yeni baskısını yaptı. Baskısı bulunmuyordu ama Salt Okur yeni baskısını yaptı kitabında. Kitabına erişebilirsiniz. Filmi zaten efsane yani Kremer'e karşı. TRT 2'de birkaç defa gösterdi. Başka yerlerden de bulabilirsiniz. 1979 yapımı muazzam bir film. 1979 deyince benim çok sevdiğim bir roman var. Günter Grass'ın Teneke Trampetik. Kamuran Şipal çevirisinden Yenileş baskısını okumanızı tavsiye ediyorum. Teneke Trampet'in burada çok detaylı bir incelemesini yaptım zaten. Onun bir de film versiyonu var. İngilizce'de Tintin Drum diye bulabilirsiniz. Alman filmi tabii ki ve ödüllü de bir film. Çok da başarılı bir film. Tavsiye ederim. Kolay değil tabii. Kitabını okumak da kolay değil. Filmi izlemek de kolay değil. Teneke Trampet'in sinema tarihinin en özel filmlerinden ve edebiyatının özel eserlerinden bir tanesi. Gelelim 80'ler. 80'lerde de tabii çok özel eserler oldu. İşte yıl 1982 Blade Runner. Yani Philip Dick'in distopik eseri Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? Adlı eserinden uyarlama. Blade Runner eseri, Blade Runner filmi hakikaten sinema tarihinin en özel filmlerinden bir tanesi bilim kurgu adına.
ki bilim kurgudan işte Arthur Clarke'ın işte İki Büyük Uzay Yolu efsanesi, pek çok işte Maymunlar Gezegeni, pek çok eser uyarlandı ama Blade Runner'ın yeri de, 82 yapımı Blade Runner'ın yeri de ayrı bir noktada olduğunu ben düşünüyorum. Çok gerçekten özel filmlerden, özel eserlerden biri ki Androidler Elektrikli Koyun Düşüren mi ki Philip Dick'in eseri de ayrıca özeldir. Yani onu da söylemem lazım. Gerçekten çok güzel bir eserdir. Gelelim 1987. Steven Spielberg'ün Güneş İmparatorluğu ki daha geçenlerde, yani 2 gün önce TRT2'de yayınlandı Güneş İmparatorluğu. Gerçekten özel bir film. James Graham Ballard'ın, J.G. Ballard'ın ayrıntı yayınlarından çıkıyor kitapları. Kendi yarı otobiyografik eseri, yani kendi hayatından, kendi çocukluğundan esinlenip yazdığı eserinin uyarlanması. O yüzden çok gerçekçi bir eser. 2,5 saatlik bir filmdir bu arada. Ama çok sinema tarihinin özel eserlerinden bir tanesi Güneş İmparatorluğu. Hakikaten Spielberg'ün de özel işlerinden bir tanesi olduğunu ben söylemem gerekiyor. Sinema tarihinde özel bir yeri var. Gelelim yine otobiyografik eserlere devam ettiğimizde Christy Brown'ın Sol Ayağı. Sol Ayağı'nın edebiyatta da yani okurlar tarafından çok beğenilen bir eser. Çünkü yine gerçek hikayeden oluşan bir eser. Yani yazarın kendi hayatını anlattığı bir eser ki gerçekten çok ciddi bir mücadele Sol Ayağı'nda. Ve onun sinemaya uyarlaması da hakikaten sinema tarihinin en özel işlerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok özel bir eser. Şimdi gelelim yine bu böyle gerçekçi hikayelere. Yani sinema tarihinde bu gerçekçi hikayelerden uyarlama filmler, yani gerçek hikayelerden uyarlama filmler hakikaten hem duygusal manada hem de insanları izletme açısından da çok özel yerleri var. Bunlardan bir tanesi de Oliver Sacks'ın Uyanışlar adlı kitabından uyarlama olan eser. 1990 yılında bu eser uyarlandı ve hani Oliver Sacks zaten bir nörolog aslında. Hani yazar, edebiyatçı değil kendisi. Hastalarından, vakalardan esinlenip, yani o vakalardaki gördüğü olaylardan yazdığı, yaşantı türüne diyebileceğimiz eserler, Yapı Kredi Yayınları Oliver Sacks'ın eserlerini yayınlıyor bu arada. Rahatlıkla erişebilirsiniz. Uyanışlarda gerçekten sinema açısından hani bir umudun yolculuğu diyebiliriz. Bir umudun yolculuğu filmi. Her ne kadar umutsuzlukla bitse de hakikaten umudun yolculuğudur. Sinema tarihi açısından çok özel bir eser Uyanışlar, 90 yapımı film. Birazcık zamanı ilerletelim. Bir Trainspotting demek istiyorum. Yani Winston Groom'un romanı maalesef Trainspotting şu an, pardon kitapları yine karıştırdım. Forrest Gump 94, Winston Groom'un romanı. İnkılap Kitabevi Forrest Gump'ı bastı 94 yılında, yani filmin çıktığı dönemde. Fakat maalesef bir daha baskısı yapılmadı. Aslında ben kitabını da okudum. Kitabı da gerçekten çok güzel, lezzetli bir kitap. Keşke yeniden baskısı yapılsa. Şu an 50 lira ve üzeri. Nadir kitapta Forrest Gump. Filmi zaten efsanedir biliyorsunuz yani. Hani izlemeyen kalmamıştır herhalde Forrest Gump'ı. İzlemediyseniz de mutlaka bulun, izleyin. Yani Amazon Prime'de falan var bildiğim kadarıyla. Hakikaten Forrest Gump sinema tarihinde çok özel filmlerinden bir tanesi. 93, 1993 Steven Spielberg filmi Schindler'in Listesi. Hakikaten Schindler'in Listesi de yine bir otobiyografik bir eser. Yani yine bir anılardan oluşan bir eserin uyarlaması ve Schindler'in Listesi çıktığı yıl tüm herkesi şoka uğratan anlatılanlarla hakikaten filmin de çok etkileyici. Yani yönetmenin de başarısı, bütçenin de başarısı ve metnin de başarısı çok önemliydi. Çok özel bir film Schindler'in Listesi. Mutlaka izlemenizi tavsiye edeceğim filmlerden bir tanesi. Kitabı da bu arada yayınlanıyor. Yani ulaşabilirsiniz Schindler'in Listesi'ne. O da basılan bir eser. Şu an baskısı var. Gelelim işte o karıştırdığım filme. 1996 Trainspotting. Danny Boyle'ın filmi. Irvin Welsh'in romanı. Hem romanı ayrı bir, zaten edebiyat tarihinde ayrı bir yeri vardı. Sinema tarihinde de Danny Boyle'ın filminin, Trainspotting'in gerçekten çok ama çok özel bir yeri vardır. Çok özel bir film, öyle diyeyim yani. Çok farklı bir film Trainspotting. Kolay değil izlemesi. Ama gerçekten özel eserler ve özel filmler diyebiliriz. Gelelim 1999. David Fincher yine Oscar'dan eli boş döndü Mank'le bu sene.
Dövüş Kulübü hakikaten yani Brad Pitt'in muhteşem oyunculuğu, David Fincher'ın harika yönetimi ve Chuck Palahniuk'un ilk romanı. Dövüş Kulübü'nü burada incelemiştim bildiğiniz gibi. Hem sinema tarihi açısından çok önemli hem de yeraltı edebiyatı diyeceğimiz tür açısından ya da transgressive fiction türü açısından çok özel bir eser. Chuck Palahniuk'un diğer romanlarda özel ama Dövüş Kulübü'nün ayrı bir yeri var. Aklımıza hep bu Brad Pitt'in oyunculuğu geliyor tabii ki. Ama eser daha harika bu arada. Yani metin de çok güzel. Dövüş Kulübü'nde tabii ki sizlere öneririm. Gelelim 21. yüzyılın başları. Yani 2001'ler. 2001'de hakikaten böyle enteresan, böyle fantastiğin çok yukarılara çıktığı bir dönem. Hem fantastik edebiyatın hem de sinemanın da. Yani sinema ile edebiyatın bir arada gittiği ve hakikaten çok farklı noktalara çıktıkları yer. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi yılı 2001. İlk 2001'de yayınlandı film. Daha sonra tabii seriye gitti. Yani Tolkien eserleri de milyonlarca sattı. Film de milyonlarca izlendi. Ödüller aldı. Yüzüklerin Efendisi hala tüm dünyada çok sevilen, okulan bir eser. Bütün seri ve filmleri de öyle. Keza J.K. Rowling'in Harry Potter'ı hem gençlik için hem yetişkin edebiyatı içinde hem edebi manada çok sattığı ve özel iş oldu. Hem de yani fantastik edebiyat açısından hem de sinema tarihinde de çok özel bütün seri boyunca pek çok ödül alındı. İşte çok izleyicisi olan eserler bunlar. Hem Harry Potter hem Yüzüklerin Efendisi. Hakikaten sinema tarihine 2001 yılında bu iki eser geçti. Çok önemli eserler bunlar. 2002 yılında Piyanist Roman Polanski'nin filmi sinemaya uyarlanan filmi gerçekten hani Piyanist kitabı şu an baskısı var. Yazarın ismini hatırlamıyorum, mutlaka videoya yazacağım. Ama filmi gerçekten Piyanist tıpkı Schindler'in Listesi gibi çok ama çok etkileyici bir filmdi. Tabii Roman Polanski muazzam bir yönetmen. Bunun da tabii ki etkisi var. Piyanist'e sinema tarihinin çok ama çok özel eserlerinden bir tanesi olduğunu herhalde söyleyebilirim. Yıl 2004. Pardon, 2003'e geçip önce İnci Küpeli Kız'dan bahsedeyim. Tracy Chevalier'in romanı. O roman da bu arada Bilge Kültür Sanat'tan 2008 yılında en son baskısı yapıldı ama İnci Küpeli Kız'ın şu an basımı bulunmuyor. Ama nadir kitaptan bulabilirsiniz. Vermeer'in bir tablosudur. Şimdi bu filmin özelliği şu. Yani film, tablo ve kitap. Yani üç sanat bir arada. Yani Vermeer'in 17. yüzyıldaki bir tablosu İnci Küpeli Kız. Tracy Chevalier'in romanı var. Bu tablodan esinlenip yazılmış romanı var. Üzerine bir de filmi çekildi. Yani böyle üçü bir arada, üç sanatın bir araya geldiği bir film, metin ve tablo. O anlamda İnci Küpeli Kız'ın ayrı bir yeri var bence sinema tarihi açısından. Yıl 2003. 2004. Bu edebi bir metin değil aslında. Ernesto Che Guevara'nın motosiklet günlükleri vardır. Şu an Ebes yayınlıyor motosiklet günlüklerini. Motosiklet günlüğü diye bir film vardı. 1 Mayıs'ta TRT2 yayınladı. Ben onu ilk sinemada izlemiştim. Yıl 2004. Sonra da TRT2'de tekrar izleme fırsatım oldu. Hakikaten film olarak da muazzam bir film. Che Guevara'nın Peru'daki Cüzzamlar Hastanesi'ne gidişi, o Latin Amerika turunu gerçekten çok güzel anlatmışlar sinema açısından. Yani sinema dili açısından çok güzel bir film. Günlüklerini okumak isterseniz Che Guevara'nın da dediğim gibi Eres yayınları yayınlıyor şu an. Rahatlıkla okuyabilirsiniz ki. Che Guevara deyince yani Ricardo Piglia'nın Bir Son Okur diye güzel bir kitabı vardır. Yani orada işte Borges'den bahseder, James Joyce'dan bahseder, Che Guevara'dan da bahseder bir okur olarak. O yüzden Che Guevara'nın böyle bir enteresan bir noktası da var. Her ne kadar ben edebiyatın sinemayla buluşması desem de bu tarz filmlere de değinmiş olayım. Yıl 2004 dediğim gibi motosiklet günlüğü. Yıl 2007. Julien Chiabelli'nin Kelebek ve Dalgıç adlı sinema uyarladığı film ve Jean-Dominique Bauby'nin kitabı. Yani gerçekten muazzam bir yaşam mücadelesi Kelebek ve Dalgıç. Sineması film çok etkileyici. Kitabını da okuyabilirsiniz. Bulunuyor bu arada. Basımı var. Kelebek ve Dalgıç kitabının. Hakikaten çok ama çok etkileyici bir kitap. Çok vurucu bir kitap. Kelebek ve Dalgıç. Dediğim gibi yıl 2007'de gerçekten herkesi vuran bir kitaptı.
Bir tane daha film, Pedro Almodovar'ın, ki Almodovar'ı izlemek kolay değildir yani. Hani çok enteresan filmleri vardı. İçinde yaşadığın dili de pek izlenmesi kolay olan bir eser değil. Fakat bir kitaptan uyarlama, Thierry Janquier'in Tarantula adlı kitabından uyarlama, ki bu kitap şu an Kırmızı Kedi'de basımı var. Bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Hakikaten enteresan bir film. Almodovar'ın filmi zaten enteresandır. Kitabı da ayrıca enteresan olduğunu düşünüyorum. Janquier'in romanını bulabilirsiniz. Dediğim gibi yıl 2011. Zamanı artık birazcık daha ilerletme zamanı geldi. Artık sonlara yaklaşıyoruz ki 25 dakika olmuş, yine 30 dakikaya gidiyoruz. Yıl 2018, Anthony Hopkins'in muhteşem Kral Lear oyunculuğu, Shakespeare'in Kral Lear eseri. BBC'ye çekilmiş bu televizyon filmi bu arada. Hani sinema filmi değil, televizyon filmi. Değişen çağla birlikte. Muhteşem bir film. TRT2 birkaç defa gösterdi. Bulursanız izlemenizi tavsiye ederim. Harika bir Kral Lear uyarlaması. Tabii Anthony Hopkins'in varlığı ayrıca güzel. Ama diğer oyuncular da tiyatro kökenli oyuncular. O yüzden çok güzel bir uyarlama. Çok harika. Hani 52'de Orson Welles'in Otello'sundan bahsettim ama 2018'de Anthony Hopkins'in Kral Lear'ından bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. 2018'de Christian Petzold'un filmi, hakikaten Transit, yani Anna Zegersen'in romanı, çok güzel bir uyarlama film. Yani çok etkileyici Transit filmi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Mubi üyesi olan arkadaşlar Mubi'de bulabilirler. Ki TRT2 de Transit'i gösterdi. Bulabileceğiniz bir film. Tavsiye ederim. Gelelim 2009, artık son iki filme sizlere anlatmak istiyorum. Yine Roman Polanski'nin Subay ve Casus. Bu kitabı, yani sinemaya uyarlanan, yine aynı adla uyarlandı. Kitap da Subay ve Casus. Yine Kırmızı Kedi'den çıkıyor. Yazarını şu an hatırlayamadım ama Kırmızı Kedi yayınlarından çıkıyor kitabı. Polanski'nin filmi, yani harika bir film. Tahmin edebileceğiniz gibi muazzam bir film. Ve son olarak Ciro Guerra'nın, İtalyan yönetmen Ciro Guerra'nın Barbarları Beklerken, Güney Afrikalı John Maxwell Coetzee'nin romanından, ki muazzam bir eser zaten. Barbarları Beklerken kitap olarak muazzam. Film uyarlaması da ayrıca bence güzel ve muazzam olmuş. Ciro Guerra da bir Kolombiya filminde ilk yönetmenlik deneyimi, 2018'de bir film vardı. Ortak yapım bir filmleri vardı bir başka yönetmenle. Oradan hatırladığım yönetmen gerçekten başarılı bir yönetmen. Bu filmde çok çok güzel, Barbarları Beklerken, tavsiye ederim. O da yine TRT2'de yayınlanmış bir film yakın dönemde. Yakaladığınızı izlemenizi tavsiye ettiğim filmlerden bir tanesi. Bugün sanırım hani 40 dedim, herhalde 40'ını birden saydım yani. Arada bazı kitapların yazarlarını unutmuş olsam da, yönetmenleri de unutmuş olsam da, hakikaten herhalde 40 filmi de saymış oldum sizlere. Dediğim gibi çok film var yani, çok kitap var. Yani uyarlanmış binlerce kitap vardır, sinemaya uyarlanmış kitaplar. Ama en azından 40 tanesinden bahsetmiş oldum sizlere bugün dünya sinemasında. Haftayı da bunun Türk sineması versiyonunu konuşacağız. Türk sinemasında da pek çok uyarlama, öykü, roman var. Bunları göreceksiniz. Çok özel kitaplar var, çok özel filmler var yine. Bir de Türk sineması versiyonunu haftaya sizlerle konuşacağım. Dün güzel bir canlı yayınım oldu. 1,5 saatlik. Ben hani biraz alerjik rahatsızlığından dolayı biraz kısa tutmak zorunda kaldım. 1,5 saatte sınırlamak durumunda kaldım. Ama yine güzel bir yayındı. Yine sizlerin sorularıyla harika bir yayın atlattık. Teşekkür ederim. Sorularıyla katılan, soru sormadan katılan arkadaşlarıma teşekkür ederim bu arada. Güzeldi. Bütün sorulara yanıt vermeye çalıştım. Yine her zaman olduğu gibi elimden geldiğince. Yanıtlamadığım soru varsa da o arkadaşlarımla kusura bakmasınlar diliyorum şimdiden. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.